Evet arkadaşlar, hepinize böyle orman içi yolundan merhaba diyorum. Bu sefer Harley Davidson'da demiyorum çünkü bir tane Honda PCX skuterı kullanıyorum şu anda, bu eşimin skuterı. Hafta sonu Marmaris Orhaniye ilçesine geldik. Çok güzel bir yolu var gerçekten, hani bilirsiniz İzmir Marmaris arası yol çok güzeldir, böyle güzel bölgeleri vardır ama çevre yolu değil de işte ara yollardan gelirseniz. Neyse hani ben yarı yarı yapıyorum. İşte Aydın'dan sonra malum zaten birçok seçenek var yol olarak. Ben de böyle mümkün mertebe kestirmeleri tercih ediyorum. Hem güzel oluyor, keyifli oluyor, hem de kısa sürüyor. Neyse. Parça parça böyle yoldan size izlenimler, kesitler vereceğim. Ayrıca hani bakın şimdi güvenli sürüş teknikleri şeyleri anlattım, hani yöntemleri anlattım, işte yolun doğru yerinde bulunma vesaire. Fakat ben bunları anlatırken genelde hep şeyde anlattım. Ne denir? Böyle çevre yolu gibi yollarda, yani tek şerit yollarda daha doğrusu. Şimdi burası mesela bir gidiş geliş şerit. Hani güvenli sürüş teknikleri burada işe yarar arkadaşlar tam anlamıyla. O yüzden de hani burada böyle küçük mesela bakın, hani bakın yani görüyor musunuz işte, yani yolun en dıştan alıyorum ki şeyi dönüşü, hani en erken veri görmek burada hayati, burada çok önemli. Yani şimdi önümde ara var, onu bilerek geçmiyorum ama mesela bakın hani acele etmiyorum, saça sapan bir yerde sollamıyorum aracı çünkü çok gereksiz. Ama bak şimdi dümdüz yolu gördüm artık, tamam yani şu anda hızlı bir şekilde halledebiliriz. Şimdi ileri sürüş tekniklerinde demiştik ya, hani aslında buradaki marifet aslında yavaş gitmekten ziyade seri gidip güvenli gitmekten geçiyor. Bunun için de işte hani doğru yolun doğru yerine bulunmak gerekiyor. Bu da nedir? Dönüşlerde yolun dışında ve apex'i görür görmez de gideni kırmaktan geçiyor. Bakın mesela bakın hiç hani boşluğu görünce gazı veriyorum. Hiç. En sağda olduğum için bu araçları çok erken, yani olabilecek kadar erken görüyorum ki planımı yapabileyim. Hani mevzu burada. Bütün mesele bu. Yolu mümkün mertebe erken görebilmekte mesele. Yolu gördüğümüzde bakıyoruz şimdi bakın. Bir de tabii hani unutmayın, gideceğiniz yere bakıyorsunuz. Hop hemen bak sağ dönüş varsa ben sola geçiyorum. Ve gideceğim yere bakıyorum. Neden? En ileriyi görmeye çalışıyorum. En ileride ne var? Hiçbir şey yoksa bas. Ve bu altındaki yani skuter olmuş, gelişmiş bir racing motor olmuş, çapır olmuş, hale olmuş fark etmez. Teknik tekniktir arkadaşlar. Bak. En uzaktakini görmek önemli. Bak yol boş, korkma. Evet. Daha ileri görmek için burada konumlanmalıyım. Evet. Hemen bakıyorum. Bir şey var mı? Yok. Yani temel olarak güvenli sürüş teknikleri bu yolların için hani gelişmiştir açıkçası. Çünkü tek şeritli yollarda zaten aslında yapmanız gereken, ya tamam orada da önemli. Bakın hani bu teknik her yerde önemli ama hayati olarak burada uygulamanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu yol şu anda gidiş geliş dar, orman içi bir yol. Ve burası hani şey, zor durumda bırakabilir insan. Eğer doğru pozisyonda olmazsanız. Mesela çok içeride olsam, bu araba biraz daha gelmiş olsa burun buruna geliriz. İkimiz de kurtaramayız yani. Gerek yok. Onun haricinde bakın böyle mesela küçük bir yerleşim yerinden geçiyoruz. Bu tip yerlerde hani 50-60 arkadaşlar, 50 hatta ben söyleyeyim yani. Çünkü gerçekten yola neyi fırlayacağını tam kestiremezsiniz. Fakat şöyle bir şey var, hani biliyorsunuz yerleşim alanı diye 50 kilometre gösteren çok yer var. Yani onların hepsi de yerleşim alanı değil. Bazı yerler var, hani iki tane uyduruk ev var hala yerleşim alanı gibi duruyor. Değil, alakası yok. Yani orada seçimi biraz kendiniz yapmanız gerekiyor. Mesela az önceki yer biraz yerleşim alanı gibiydi. 50'ye düştük, şimdi devam. Hani mesela belki buralarda hala yerleşim alanı geçiyordur ama hani yani burada inisiyatifi alınabilir yani inisiyatif. Velhasıl kelam. Kesit, yoldan böyle kesitler vereceğim. Çünkü şöyle aslında, bundan sonraki yollar genelde tek şerit artık. Dolayısıyla özellikle burada bir
görüntü çekmek istedim. Bir de şeyde çekmek istiyorum. Bu çok güzel dağlık bir yer var. Orada durup fotoğraf çekeceğim zaten. Bir de orayı göstermek istiyorum size. O halde şöyle biraz daha gidelim. Evet, şimdilik bu kadar. Birazdan yine görüşürüz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki senin Harley motorun var. Tamam mı? Ne işin var senin Honda PCX150'lik motorla? Ama öyle demeyin. Şöyle bir şey var. Şimdi, tartışmasız bir şekilde evet, yani bu yolda aslında Harley'le gitmek daha keyifli olacak kesin bir şey. Fakat eşyam var biraz arkadaşlar, eşyam vardı. Şimdi fotoğraf makinelerim vesairelerim, böyle bayağı bir eşya vardı. Şimdi scooter da hani yükleyebildiğin gibi. Ya Harley'e de tabii böyle o yan çantaları, man çantaları falan aslında yüklersin yani de. Şimdi ben o yan çantaları falan var ama takmadım pek. Bir tane de önde rulo çantam var. O da çok fazla bir şey almaz. Yani bayağı bir eşyam var açıkçası. Dolayısıyla hani onunla gelmeyi tercih ettim. Ha bir de bunu tabii ekstradan bir de yakıt avantajı da oldu. Bu 100 kilometrede şimdi ölçtüm. 100 kilometrede 2.3 litre falan yakmış. Yani şeyi hesaplarım. Kaç gün yani kaça mal olmuş bana bugünün parasıyla bir şey yaparım onu. Şimdi bakın yol ayrımına geldik. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burası da bu şey diyeceğim. Yani İzmir'den Marmaris'e gelirken Okuluk diye böyle bir dönüş veriyor gelişte. Ve hani gerçekten de bir ara yol, kısa, daha güzel bir yol. Yoksa bir türlü Marmaris'e girip geçmeniz gerekiyor. Marmaris'i pas geçerek direkt Datça yoluna geçiyorsunuz. Çok güzel bir yol. Böyle buralar daha kötüydü. Buraları bayağı iyi yaptılar. Geçen sene yaptılar buraları. Ha neyse işte ne diyorduk? Scooter'la niye geldin arkadaş? Ne işin var scooter'la diyebilirsiniz ama ya bir buna konforlu, çok konforlu bir motor. Bakın Honda PCX150 hani şu var şimdi bazen arkadaşlar hani yazıyorlar yorumlara ya diyorlar işte ne işin var bu dünyanın parasını verip de bu motoru alıyorsunuz işte al bir tane ne o bir tane bir arkadaş var Gecekor lakaplı galiba yanılmıyorsam güzel böyle enteresan yorumlar oluyor sağ olsun şey diyor. Ya al da bir tane diyor CBR 150, CBF 150 diyor. Şeye bak diyor, keyfine bak diyor. Ya doğru diyorum ya ben de o zamanlar. Hani sonuçta motosiklet, motosiklettir. Hani iki teker keyifli, hani en kötü motosiklet bile size sağlar. İster scooter olsun, ister çok gelişmiş bir motor olsun. Ama tabii ki hani yani Harley almamızın da bir sebebi var. Yani seviyorsak da bir sebebi var değil mi? Yani hani o da ayrı bir konu. Fakat en temel şeye bakacak olursak, gerçekten de motosiklet kullanmanın hani temel zevkini her motosiklet verir. Bu Honda PCX150'de de alırsın bu keyfi. İşte o Harley'de verirsin, ayrı 883'te de alırsın. Hani belli bir yere kadar keyfi. Harley'de ekstra olarak ne alırsın? Bir hani o güzel ses, sonra ne bileyim, tabii ki daha hani böyle yüksek güzel bir sürüş. Tabii güç yani. Ve tabii yolu biraz daha iyi de kavrar yani Harley sonuçta. Ama mesela bakın şimdi bir 150cc bir motorla ben şöyle arası yolculuk yapıyorum. Ve çok da büyük keyif aldım. Hiç yorulmadım. Az yaktı. Virajlarda rahatım. Titreşim yok. Fıtı fıtı geliyorsun. Sonuçta hani süratçi adamlar da değiliz biz. Yani böyle hani aman sürat yapalım bilmem değil. Motor da kendini hiç ezdirmedi. Yani 150'lik motor. Valla hani bir araba sollayacaksın. Solladım yani rahat rahat. Hani hiç öyle bir güce de ekstra güce de ihtiyaç duymadım. Belki bazı yokuşlarda hani bir tık daha kuvvetli olması iyi olur diyordum. Demek ki şey var. Yani şunu diyeceğim. Tamam bak bu motorla da çok rahat gelir gidersin. Hatta daha zayıfıyla da mesela biz yurt dışında 50cc'lik motor falan kiralayıp şeyler arası gezdik İtalya'da falan. Hani olur olur olmaz değil ama. Yani şöyle çok kusursuz hani yolculuk yapayım diyorsan 250cc'den sonrası, 250cc'de fazlasına yetiyor. Yani buradan şu anlamı çıkarabiliriz. Eğer gerçekten de hani böyle bir şehirler arası yolculuk falan yapacaksanız elbette ki 150 ile 100-120cc'li falan yapılabilir ama 250cc ve sonrasında hani çok bir şey hissetmezsiniz, böyle büyük farklar hissetmezsiniz. 250cc yeterlidir yani, onu demek istiyorum. Yani 250cc motorla dünyayı dolaşırsın, öyle diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani çok öyle hani Allah Allah, mesela ben zaten anlamam yani o 1000'lik
böyle endurolar falan yani çok manalı gelmez bana. 650 cc iyidir derim, geçerim yani. Yani çok böyle çok sevdiğim bir motordur, alırsın 1000 cc yani. Racing'de alırım mesela, Racing'de çünkü amaç zaten adrenalin sürat, orada şey yaparsın. 1000 cc, hatta değil mi? Varsa 3000 cc al dersin çünkü hız yani oradaki derdin zaten. Velhasıl durum bu. O halde evet, şimdi birazdan zaten artık tek şeritli yola gireceğiz. Yine ara ara kesitler verir ha, zaten geldik de yol ayrımına. Hadi oradan yoldan da dönelim, ondan sonra şey yapayım. Tabii bakın yani mesela burası da hala bir gidiş geliş yol. Dolayısıyla kurallar hala geçerli. Bak görüyorsun bak. Bak nasıl sakat yara. Anladın mı? Bak ne kadar bunu erken görmen lazım ya. Ha tamam biz kılıkları gene kurtarırdık her türlü belki ama riskli yerler yani. Evet temiz. Devam. Abi Türkiye gibi güzel bir ülke var mı ya? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ha? Çok güzel bir ülke değil mi ya? Vallahi. Yani bu topraklarda yaşamak güzel. Ve bu topraklar aslında daha fazlasını hak ediyor. Daha güzelini hak ediyor ama neyse. Hiç girmeyeceğim o mevzulara. Elimizdeki güzelliklerin kıymetini bilelim arkadaşlar. Neyse. Birazdan tekrar görüşürüz. Dediğim gibi evet, çok güzel bir dağ manzarası var. Adını bilmiyorum oranın ama öğreneceğim. Orada açacağım arkadaşlar oraya gelirken. Ve hepiniz çok beğeneceksiniz. Yani görmemiş olanlar çok beğenecek ona eminim. Bilenler biliyordur zaten. Yani ben de geçerken görüyorum ama kendim hiç uğramadım yani. Böyle değişik böyle koyalar mayalar enteresan yani. Göstereceğim o ana kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hemen. Çok güzel süre sonra. Evet, evet burası. Burası böyle bir güzel gözleme alanı da. Bak gözlem alanı. Gözleme diyor. Gözleme de vardır da. Gözlem alanı. Evet. Şöyle. Evet. Yer burası. Şimdi ne yapacağız? Eldivenleri çıkarıyoruz. Fotoğraf makinemizi ve cüzdanımızı alıyoruz. Evet, buz gibi karadut suyu. Bahsettiğim yer burası işte. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bir karadut suyu alır mı ben ya? Tamam, teşekkürler. Ya bu kayaların adı ne? Var mı buranın bir adı falan? Marsiyas var. Marsiyas? Evet. Yaz bak Google'a Marsiyas efsanesi diye. Ha bir efsanesi de var değil mi? Var, var. Merak ediyorum. Hep geçer dururum dedim. Bugün duracağım bir fotoğrafını çekeceğim buranın. Marsiyas. Bir tane kanalı kapıyorum. Afiyet olsun.
göstereyim. Afiyet olsun. Tamam, yaşanmış. Evet, manzara bu arkadaşlar. Gayet güzel. Türkiye birbirine ilginç yerlerde doluyor. Ustam, eline sağlık. Tekrar borcum. İki tane garantı kurdum abi. Evet abi. Valla, eline sağlık. Çok sağ ol. Görüşürüz abicim. Sağ ol, sağ olasın. Sağ olun, teşekkürler. Hayır, afiyet olsun. Abi Ege insanı, değişik ya, kalite. Evet, gerçekten de bizim memleketin güzellikleri çok fazla arkadaşlar. Gerçekten hani dedim ya, videonun başında da böyle güzel bir ülke var mı arkadaş? Gerçekten yok ya. Harbiden. Ne diyordum? Evet, yani bizim memleketin insanı ayrı güzel, doğası ayrı güzel. Ege gerçekten bambaşka bir yeri var bende. Ne diyeyim ya, şimdi böyle diyorum ama geçen de Hatay'a gittim. Arkadaş, orada bir efsane çıktı yani. Oranın da böyle kalite insanı var. Sonra Adıyaman, keza bu arada çok etkileyiciydi Nemrut falan. Ha şimdi böyle anlatıyorum ya. Ya şimdi bende de eşimde de böyle fotoğrafçılık falan merak olduğu için, bir de benim eşim sosyal medya uzmanı olduğu için böyle biz gezmeyi falan mümkün mertebe hani olanaklar dahilinde yapıyoruz, geziyoruz, seviyoruz yani. Gezip fotoğraflamayı, görüntülemeyi, video çekmeyi falan. Baksana şuraya ya, çok güzel. Gerçekten. İşte o yüzden de hani bizim ülkenin, memleketin çok güzel yerlerini görme fırsatımız oldu. İşte Mardin'idir, Antep'idir, Hatay'a hayran kaldım, onu söyleyeyim. Hatay'ın hem insanlarını çok sevdim, hem kültürlü, gerçekten de tam bir mozaik. Ve tarihi eserleri müthiş yani, mükemmel. Harbiden herkesin bir görmesi gerekiyor yani. Gerçekten bizim memleket dururken yurt dışına gitmek de çok anlamlı değil. Çünkü gerçekten gez bitmeyecek güzelliklere sahip ve bilinmeyen şeyler. Genelde bilinmeyen yerler daha çok. Velhasıl kelam böyle arkadaşlar. Göstermek istediğim içimde kalmadı, gösterdim. Hep diyordum ya, şuraya bir motorcu arkadaşlarıma şurayı göstermek istiyorum diyordum. Oh, yani gözüm açık gitmem artık diyeyim. Vallahi arkadaşlar aslında yolculuk tabii devam edecek. Şöyle bakayım, her şey var, hala devam ediyor çekim. Hani temel olarak ne yaptık? İşte İzmir'den Orhaniye'ye gittim. Marmaris'in ilçesi Orhaniye'ye. Orada bir otel, eşimin işte reklamını yaptığı müşterisi bir otel var. Ben de gittim, ben fotoğraflarda yardımcı oldum. İşte bir hafta sonra bir gezmiş oldum. Şimdi kayınvalidem ve kayınpederim de erken gittiler onlar arabayla. O yüzden ben motosikletle gelmeyi tercih ettim. Haliyle gelmedim. Neden? Ya eşyam vardı biraz. Hem eşyalarımı daha rahat taşıyayım istedim. Hem daha az yakıt yaksın istedim. Gerçi yakıtı en iki gitmeden attım ama hani çok arada kaldım. Hani haliyle gideyim, tadını çıkara gideyim dedim. Ama diğer taraftan da ya işte skuterle gideyim, fıtı ne bileyim ben işte şey olmasın. Yük eşya taşımak sıkıntı olmasın falan. Erken işte birini seçimde skuterle geldim. Bir de bunun da şey, bayağı bir çalıştırmıyordum. Hani biraz kilometre yapması lazım. Hani şimdi haliyle kullanıyorum, daha sık kullanıyorum. Bunu biraz yatırıyoruz. Biraz bunu da kullanıp hani şöyle durumlara da bakayım dedim. İyi, çok şükür. Temel olarak Honda PCX150 motor tanıtacak olsak kullanışlı gayet, bakın hani uzun yol. Ben söyleyeyim, bu motorla ben ülkeler arasında giderim yani, sıkıntı olmaz. O yüzden hani aranızda böyle ya bir tane skuter hani olsun hani alayım falan diye düşünüyorsanız bu motor gerçekten ideal. Benim eşimin motosikletini biz yani ben halde eşim bununla biz bayağı böyle şehirler arası gezeriz yani açıkçası. Ve işte bizi zor durumda bırakmadı bu motor. O yüzden yani dediğim gibi skuter düşünen arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ederim. Onun haricinde
işte güvenli sürüş teknikleri konusunda bahsettiğim gibi genelde böyle işte tek şerit yolda özellikle göstermek istedim uygulamasını, nasıl uygulayacağını, nasıl uygulandığını. Hani haddim değil, yanlış anlamayın, hani sanki böyle uzmanıymış gibi konuşuyorum ama en azından kendim nasıl uyguladığımı göstermek istedim diyeyim. Ve bugüne kadar da Allah'a şükür yani bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü gerçekten de hani sistem çalışır arkadaşlar. Yani siz güvenli sürüş tekniklerini uygularsanız bunun geri dönüşü de sizin güveniniz ve sağlığınız olacaktır. Bu tartışmasız. Çünkü aklın yolu bir yani. Sonuçta dikkatli olduktan sonra, kuralları düzgün mümkün mertebe düzgün uyguladıktan sonra siz hani hata olasılığını minimize ediyorsunuz. Tabii ki yani hiçbir şey yani %100 değildir ama hata olasılığını minimize etmek önemli. Çok düşünmek önemli. İşte güven sürüş teknikleri de size kesinlikle bunu sağlar. Gerisi de artık takdiri ilahi ne diyelim yani bu iş böyle. Ben böyle İzmir'den işte Marmaris tarafına falan giderken yaptığım iki şey var. Biri yani o taraflara Orhaniye'ye gittiğimde falan. Biri bir Datça gazozu içerim kesin. Çok güzel bir gazozu var arkadaşlar. Böyle Datça'nın acı badem aromalı. Çok güzel. Tavsiye ederim. Gerçekten içtiğim en güzel gazoz. Hani öyle kola mola bunlar hikaye yani. Ben söyleyeyim. Cidden acayip iyi içecekler var. Hani bir de Mugo gazozu falan denedim. Onlar da güzel. Şam sakızlı falan. Değişik enteresan gazozları var bu bölgenin. Datça gazozunu tavsiye ederim. Valla 10 tane aldım. Ofisteki arkadaşlara da götüreceğim. Söz verdim. Aldım altta valla senede duruyor işte. Biraz da o da geldi aklıma. Hani bir skuter ederken ya dedim şimdi bu halledi nereye koyacağım skuterı alta sığar dedim sığdı da. İkincisi de Mehmet Zengin diye bir şey çöp şişçi var oraya gidiyorum. Hem fiyatı uygundur hem de şey güzel yerdir yani. Şey yaparım zaten ne denir. Geldiğinde orayı da bir gösteririm size şöyle güzelce. Güzeldir yani. Tavsiye ederim. Ha bak zaten dur bakayım şurada Devos'ta geldi. Kaç kilometreymiş? Bakayım. Oo 1 kilometre. Yok 12. Ha, 12 kilometresi var. Tamam. 12 kilometresi kaldıysa yakınlarda tekrar kamerayı açayım. Yani kamera girişini sizinle paylaşmış olayım. İlk o ana kadar 10 kilometre kalsa da görüşmek üzere. Sabah kahvaltıyı biraz erken yapmıştım. Ben genelde burada hani aç olmasam bir de illa bir işte rutin oldu. Ben de böyle rutinlerim var. Hissediyorum. Şurada bir çöp şişeyip sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle diyor ileri çek diyor ileri ileri. Ha, burada motor yeri var. Ay, motosiklet abi bu zaten ne gibi bir problem olabilir ki Allah'ını seversen ya. Evet. Evet. Dediğim gibi Mehmet Zengin tavsiye ederim kalitedir. İyi yani ürünleri falan temiz. Yolun iki tarafında da var. Bu İzmir yönü. İzmir gidişte bir tane var. Hemen karşısında bir tane var. Bir de hani Manisa'ya doğru giderken bir de ileride daha var yani. Yani İstanbul'dan Manisa, şey Marmaris'e, hani Manisa'ya şey, İstanbul'dan Marmaris'e veya İzmir'den Marmaris'e doğru giderken iki tane Mehmet Zengin var. Dönüşte de bir tane. İşte o bir tane de bugün yemeğimizi yedik. Artık non-stop devam. Tam arkamda bir gazino geldi. Herkes yürüyen gazino. Evet. Velhasıl yolculuğumuz iyi geçiyor. Zaten şeyden giderken de herhangi bir zorlukla rastlamamıştım. Hani trafiklerde olmadı, bir şey olmadı. Dolayısıyla artık herhalde sanırım ne kadar şöyle bir 2 saatim falan vardır diye düşünüyorum. 2 saat sonra falan evde olurum diye tahmin ediyorum.
saat evet. 2,5 da olabilir mi demedim. 2 saattir herhalde. Çin'den. Kaç kilometre hiç bilemedim şimdi yani. Şimdi navigasyon da iyi tarafı oluyor. Böyle ne kadar oldu, ne kadar kaç saat kaldı falan görüyorsun. O yönünü seviyorum ama dediğim gibi hani her şeyde olmak gittik insanı biraz şey yapıyor ya, yola bakmıyorsun, navigasyona bakıyorsun habire yani, sevmiyorum onu da. Hani çok fazla alıştık ya navigasyona, cidden var ya artık hani bildiğimiz yolu gene de bir şüpheye düşüp şey diyoruz yani. Ha şu tarafı iyi oluyor gerçi, hani şimdi yolu biliyor da olsan en azından artık hani yoldaki yoğunluğu da gösterdiği için hani alternatif yola yönlendiriyor seni ya da o yönlendirilmesine, yani sen en azından bildiğin alternatif yönleri seçebiliyorsun. O yönden evet gene hala aslında tercih edilebilir ama bir motosikletçiyi ne kadar ilgilendirebilir ki bu yoldaki yoğunluk hiç. Yani araba kullanıcısıyla ilgili bir şey yok. Bizde yolun yoğun olması kapalı olursa bir şey ifade eder ama onu da zaten levhada gösteriyorlar. Dolayısıyla gene çok anlamlı gelmedi navigasyon kullanımı. Şimdi buradan sonrasında artık yol pek öyle şey değil, ilginç değil. Ne yapmaya çalıştım? İşte bir yolculuğu paylaşmak istedim. O yolculuk boyunca sürüş teknikleri, uyguladığım sürüş tekniklerinden bahsetmek istedim. Yolda gördüğüm ilginç, güzel bir manzara paylaşmak ve aslında hani yol boyunca bir motosikletçinin yaşayabileceği de güzelliklerden bahsetmek istedim. Yani bir motosikletiniz varsa mesela yolun herhangi bir yerinde durabiliyorsunuz. Orada, gerçi hani orada araba park yeri falan da var ama hani motorda biraz daha kolaydır. Hop hemen dalıverirsiniz. İşte oturursunuz, bir ahududut suyunu içersiniz. Ne bileyim güzel bir manzara eşliğinde iki laf yersiniz falan. Yani yolculuk böyle keyiflidir. Yani yoksa hani öyle ne bileyim ben bineyim böyle ultralüks bir arabaya işte basayım geçeyim. Bu yolculuk değil yani, bunun bir keyfi yok. Yolculuk dediğin yol üstündeki böyle güzellikleri görmek, hissetmek, yaşamaktan geçer. Şu anda hani hani rüzgarı hissediyorum yani vücudumda ve güzeldir hani hava. Yani dolayısıyla iyi hissettiriyor gerçekten de. Motosiklet yolculuğun olayı budur işte yani. Bu keyfi tatmaktır. Sürdüğünüz motosiklet çok basit bir scooter da olabilir. Bir racing motor da olabilir, bir chopper da olabilir, bir enduro da, herhangi bir şey olabilir yani. Çünkü iki teker asgari düzeyde, ki bir iki teker bile size çok büyük hazlar verecektir arkadaşlar. Bunun çok tartışacak bir tarafı yok yani. Dolayısıyla hani evet tabii ki sevdiğim, tarzın çok sevdiğim motosikletle yolculuk elbette ki hani keyif katacaktır. Ona bir itirazım yok. Yani gerçekten Bordeaux'a mesela haneyle gelmek daha keyifli olacaktır ama hani hiç yoktan mesela hep arabayla geldik defalarca. Hani mesela o kadar arabayla geldim ama motosikletle gelmek, hani şununla gelmek onların 10 misli daha keyifliydi. Dolayısıyla hani dediğim gibi illaki en pahalı motoru almak önemli değil. Ama motor almak önemli. Yani herkes bir motosiklet kullanmalı arkadaşlar. Bunun tadını çıkarabilmeli. Hani araba tabii ki gereklilik. Ona bir itirazım yok. Yani aileyle işte bir yerlere gitmek için vesaire. Bunlar tabii ki önemli ama hani motosikleti bir denemeli herkes. Herkes ne olduğunu bilmeli ki hani neden vazgeçemediğimizi, bu iki teker aşkının neden oluştuğunu, hani bunun neden bu kadar zehirli bir tutku olduğunu İnsanlar ancak öyle anlayabilir. Başka türlü imkansız. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Artık burada hani video devam edecektir ama artık benim anlatacak bir şeyim yok. Dolayısıyla hepinize öncelikle güzel bir yaz diliyorum. Keyifli en azından. Hani geç de başlamış olsa bizim için şu an son sebebiyle. Dikkatli olmak kaydıyla güzel bir yaz diliyorum. Eğlenceli, kazasız belasız sürüşler diliyorum ve bir gün diğerlerde rastlaşmak umuduyla hepinize keyifli günler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, seviyorum sizleri. Görüşürüz.